Bodrum'da olun veya olmayın. Bir gözünüz ve tabii ki aklınız sürekli Bodrum'da yaşayanlardansanız şu sıralar Bodrum'un en güzel zamanı sevinç çığlıklarını bol bol duyuyor musunuz? Her yıl sezonun en yoğun zamanı olan son bayram tatilinin atlatılması ve Bodrum'un Eylül ile birlikte yavaş yavaş sakinleşmeye başlamasıyla hepimizi etkisi altına alan bu gizli şenlikler okullar açıldığı andan itibaren zirve yapıyor. Derken Bodrumluların sarı yaz dediği o mükemmel mevsim başlıyor. Bodrum'da demişken empatinize sığınarak Bodrum'da yaz kış yaşayanlar olarak yazın bizim için nasıl geçtiğini anlatayım. Deniz sezonunu açtık mı merkez sanki biraz hareketlenmeye başladı gibi küçük adımlarla kendini gösteren yaz Temmuz'la birlikte sezon kıvamına eriyor. Ağustos ayında ise Bodrum'un en kalabalık, en gümbür gümbür zamanları yaşanıyor. Bu dönemde Bodrum'da yaşayanların olay mahallini inceden terk etmeye başlaması, terk etmeyenlerin de evden pek çıkmama yoluna gitmesi kaçınılmaz oluyor. Yıl boyunca huzuruna, sakinliğine, sessizliğine alışmakla kalmayıp yerleştiğimiz andan itibaren aşık olmuş sayıldığınız yerin ansızın bambaşka ve aslında tam tersi bir yere dönüşmesine bünyeniz bir türlü adapte olamıyor. Bodrum bu yıl türlü talihsizlikler sonucu pek de iyi geçmeyen son birkaç sezonuna kıyasla tam da eskisi gibi cayır cayır, şıkır şıkır bir yaz geçiriyor. Bir yanımız sevgili turizm sektörümüz, esnaf ahalimiz, kavuştuğumuz misafirlerimiz hakkında sevinçliyken diğer yanımız kaçacak bir delik, sığınacak bir liman derdine düşüyor. Kendi adıma tatilci dostlarımızın aksine bu yaz boyunca günün tamamını deniz kenarına geçirdiğim tek bir tatil günü bilmiyorum. Plajların sakin saatlerini yakalamak için sabahın erken saatlerinde denize iniyor. Herkesin uyanıp taarruza geçtiği öğlen saatlerine kadar kalmakla yetiniyorum. 8-12 aralığını yeni yerleşenler ve Bodrum'dan beklentisi dinlenmek olan tatilciler için ipucu olarak buraya bırakıyorum. Sadece en sakin saatler değil, denizin de en güzel zamanı. Sabahı başaramadıysam bu kez akşamı beklemeye başlıyorum. Herkesin yıkanıp yavaş yavaş yemeğe oturduğu saat diliminde günü denizde batırıyorum. Bodrum'da artık 3. yaz sezonunu yaşıyorsanız öğreniyorsunuz, bir yolunu buluyorsunuz. Mesela yaz kış yaşayan arkadaşlarınızdan sık sık bu yaz merkeze hiç inmedim gibi iddialı çıkışlar duyuyorsunuz. Özellikle sezonun tavan yaptığı bayram gibi dönemlerde Bodrum'un en güzel mekanını balkonunuz ilan ediyorsunuz. Kalabalık restoranlara 2 gün önceden rezervasyon çılgınlığına, itiş kakışlı bar kuyruklarına girmek yerine arkadaşlarınızı balkonunuzda, verandanızda topluyor, birbirinizin sesini duyarak sohbet edebilmenin tadını çıkarıyorsunuz. Yazı tüm curcunasına rağmen seviyorsunuz ama siz daha ne olduğunu anlayamadan elinizden kayıp gitmesine engel olamıyorsunuz. Ve Eylül geliyor. Henüz heyecanlı bekleyişim sürüyor. Belki de siz bu satırları okurken çok düşmüş olacak. Eylül'de Bodrum'un meşhur bir yağmuru var. Bir sabah uyanıp balkona çıktığınızda hava ansızın serinlemiş oluyor. O yağmurla birlikte yükselen şu mükemmel koku etrafınızı sarıyor. Yazı en doyamamış insan bile çok özlemişim diye iç çekiyor. O yağmur adeta yaz sezonunun kapanışını yapıyor. Hadi artık kapatıyoruz, herkes evine diyor. İnsanın içine yaz akşamı hissiyle kapışacak yeni bir sezon heyecanı bırakıyor. Böylece sonbahar sezonu gelmiş sayılıyor ama aslında Bodrum'da yaz bitmiyor. Bodrum burada yaşayanlara bu kez onlara özel son bir yaz ısmarlıyor. Öyle güzel bir yaz ki hava sıcak ama bunaltmıyor. Nihayet sabahtan akşama kadar deniz kenarında kalmak, sakin sessiz biraz kitap okumak mümkün oluyor. Denizden çıktığımız saatleri görüp görebileceğiniz en güzel tonlardaki gün batımı manzaraları tamamlıyor. Akşamları denize sıfır masallar yeniden bizim oluyor. Biramızı yudumlarken o ince esinti içimizi tatlı tatlı ürpertiyor. Buraya yerleşmeden önce belki adını bile duymadığınız o gizli mevsim, sarı yaz, sizin için yılın en vazgeçilmez zamanı oluyor. Eylül ortasında bir yerlerden Ekim'e uzanan bu Bodrum harikası dönem bize kaldı. Sevinç çığlıklarımız yavaş yavaş biz bize kaldık mutluluğuna doğru götürüyor. Ekim spesiyeli bir fırtınamız da var. Sonra iyice en sevdiğimiz kıvamına gelecek buralar.
Herkes nerede kalmıştık diye gülümseyerek gerçek hayatına dönecek. Yazın misafir temposuna yenilip görüşemeyenler Happy Hour'larda yeniden bir araya gelecek. Plaj biraları yerini yavaş yavaş iş çıkışı biralarına bırakacak. Denize girmeyi Aralık ayazına kadar bırakmayanlar yılın en güzel pazar günlerini yaşayacak. Sonra sofralar birer birer sobaların şöminelerin başına taşınacak. Sanırım mevsimleri gerçekten hissedebildiğimiz, gözlemleyebildiğimiz, hakkını vererek yaşayabildiğimiz sürece yılın en güzel zamanı dediğiniz tarihte hep o anın tarihi olacak. En azından benim için Bodrum'da yaşamının en güzel getirisi, en büyük sürprizi bu oldu. Yıllarca kendimi gerçek bir yaz çocuğu olarak tanımlarken ve belki de bu yüzden buraya taşınmışken önce sarı yaz diye bir şey onun tahtını çaldı. Sonra kafası 30'umdan sonra gelen bir kış aşkı başladı. Mevsimler, aylar, mandalinalar ilk defa gözle görülebilir, gerçekten deneyimlenebilir bir sürü anlam kazandı. Anlayacağınız, kabul edelim, bir sarı yaz var ama bana kalırsa Bodrum'un en güzel zamanı diye bir şey yok. Bodrum yaz akşamlarında yaktığımız kalabalık mangallarla ayrı, kışın önüne baş başa kurulduğumuz şöminelerle ayrı güzel. Aynı anda hem kıpır kıpır etkinlikleriyle güzel, hem de koydaki tek insan olmanın tadını bir huzur birasıyla taçlandırdığımızda güzel. Her gün denize girmek güzel. Fırtınalı günlerde film sahnesi tadında bir deniz kenarı yürüyüşü patlatmak çok güzel. Yaz gecesi kokusu mükemmel ama ara sokaklardan yükselen odun kokusu başka güzel. Tüm bunlar kışın biz bize kaldık diye sarıldığımız dostlarımızla, yazın kavuştuğumuz misafirlerimizle güzel. Her mevsimi sabırsızlanmaya, gün saymaya değer. Bodrum, onun her zaman tadını çıkarmayı bilen insanlarla birlikte güzel.